İmam Eş'ari'nin önderlik yaptığı mezhebe de Eş'ari mezhebi diyoruz. Ehl-i Sünnet'in ikinci itikat imamı sayılan Ebul Hasan el-Eş'ari. 260-873 tarihinde Basra'da doğmuş. Mukayese yapalım mı arkadaşlar? 238'de 38. doğmuştu değil mi şey? Evet. Karşılaştırır. Evet. 238'de bu 260. 873 miladi 852. Onun için imam demek ki ondan daha önce dünyaya gelmiş. İmam Maturidi, Ebu Mansur Muhammed bin El Maturidi. Vefatı 330 941 333 944. Enteresan. Evet. İmam Eşari önce Mutezile mezhebinden idi. Demin kısmaca çok az özelliğinden bahsetmiştik değil mi bu mezhebin? Ne diyordu? Kader diye bir şey yoktur. Kul kendi işinin halikidir. Yaptığından dolayısıyla sorumludur. Ne yapıyorsa iyilik kötülük kendi yapıyordur. Kendi yaratıyordur. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Sorusu hemen geliyor tabi. Onu düşünmüyor. Allah adildir. İyilik yapana mükafat, kötülük yapana ceza vermek mecburiyetindedir. Neuzübillah. Allah bir şey mecbur olur mu? Efendim, büyük günah işleyen insanlar ne dinden çıkmış ne de Müslümandırlar. Ya ne dediler? El menziletü beynel menzileti. İki menzil arasında, iki yer arasında bir yer dediler. Ne gavur ne Müslüman o arada. Gideceği yerde ne cennet ne cehennem o arada bir yer dediler. Böyle görüşler bir anda yaygınlaşıverdi ve tabi bu Mutezile mezhebini savunan çok zeki, çok alim, zahit, dilde ve ilimde üstad insanlar vardı. Yani bir dönem İslam alimine Kur'an mahluktur. Allah'ın bir sıfatı sonradan yaratılmış. Olur mu? Sıfatlar zatıyla beraberdir. Müslümanlara bu yüzden çok acı, çok işkence çektirdiler. Devlet başkanı halifeyi etkilediler. O da öyle düşündü ve böyle herkes düşünecek dedi. Bütün ehl-i sünnet alimleri ya onu kabul ettiler ya zindanlarda işkenceden geçtiler. Başta Ahmet bin Hanbel olmak üzere. Ahmet bin Hanbel'in arkadaşlarından çoğu işkencede öldü. Kendisi de öldürülmek üzere halifenin yanına kadar getirirken Tarsus tarafında yolda halifenin öldüğü ilan edildi. Geri çevirdiler. Sonra bir alim yeni gelen halifeyi etkileyerek bu fitneyi bitirdi. Mutezile mezhebi bazı cihetlerden çığır açmış gibi görünüyor ama Müslümanların başına da büyük belalar açmış. Bu mübarek de meşhur olduğu için o mezhepten idi. İmam Eş'ari 40 yaşına kadar bu mezhebin görüşlerini savundu. Bu yaşlarda rüyasında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördü. Yanlış yolda olduğunu anladı. Bu arada hocası Ebu Ali el-Cübbai'ye yönelttiği sorularla onu susturdu ve Mutezile'den ayrıldı. İmam Eş'ari bundan sonra vahyi akılla açıklayıp kuvvetlendirmeyi esas alan yeni bir kelam metodu benimsedi. Ehl-i Sünnet mezhebinin savunucularından birisi oldu. Bunun da mübarek eserleri var. Makalatül İslamiyyin elimizde bugün basılı bir kitap. El İbane an Usulü Diyane. El Risale Fistihsanül Haus. El Luma. Bu da bugün çok okunan, elde olan kitaplardan bir tanesidir. İmam Maturidi ve İmam Eş'ari kendi devirlerinde ortaya çıkan bozuk akide, felsefe ve bid'atların önüne geçmiş, ayrılık ve bölünmelere fırsat vermemiştir. Peki,